Herkese merhaba. Bugün size ne kek yapımını göstereceğim. Benim devamı göremeyeceksiniz çünkü size yakınlaştırarak çekeceğim. Bugün size 3 tane ne kek yapacağız. Yani şu iki kekten 3 tane farklı boyutlarda ne kek yapımını göstereceğim. Detaylarını anlatacağım size. Bugün ne kekimiz krokantlı ne kek yapacağız. Çikolata kek daha evvelden pişirdik. Dün pişirdim kekini çünkü biraz dinlendirmek istedim. Kendi yaptığımız fıstıklı krokan. Kek ıslatmak için suyumuz, şekerli suyumuz ve Belçika çikolata ganaj yaptık. Şöyle. Şimdi bunun yapımını size detaylıca anlatacağım. İlk önce keklerimizi kesiyoruz ve kestiğimiz keklerimizi sırayla dolaba koyacağız. Şimdi ben bunu ayarlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Bu sizin boyuta kesebileceğiniz bir ayarlı kek kesici. Bunu ben bazen kekin ebatına göre ayarlıyorum. Çünkü fırının her zaman istediğim ebatta, yani istediğim yükseklikte çıkmayabiliyor. Bazen daha çok kabarıyor, bazen daha az kabarıyor. Umarım şimdi böyle rahatça görebilirsiniz. Bu kekten ben şimdi şu iki kekten 9 kat kek çıkartacağım. Ve kestiğim katları şuraya bunları koyacağım. İlk katımı çıkartıyorum. Bu bir. En üst kısımlarını kullanmıyorum. Çünkü o bombeli kısımlar kekte güzel durmuyor. En üst kısımlarını ayırıyoruz. 2. Bu 3. Bakın mesela bu birazcık kek kalacağı için birazcık bir tık daha yüksek kesmek istiyorum. Çünkü kekim olduğunca fazla kullanmak istiyorum. Ziyan etmek istemiyorum. Yani ziyan olmuyor ama ben de ziyan etmek istemiyorum. Evet, tamam. Buradan 4 tane kek çıktı. Bunu ayırıyorum. Şimdi sıra diğerine geldi. Şunu da ayıralım. Neden böyle ayrı ayrı koyuyorum? Biraz onun mantığını anlayacaksınız. Şimdi 3 tane farklı kek yapıyorum dedim ya. Bunların hepsini dolapta bekleteceğim. Yani ganajını sürüp ondan sonra dolapta bekleteceğim. Dolaba koyacağımız kekleri dolaba en üst katmanlarını çıkartıyorum. Dediğim gibi bu 9 kat kekten toplamda 9 kat kekten toplamda 3 tane pasta yapacaktık. 3 tane yani 3 kekin en tepe noktasını saklıyorum. Bunları ayrı koyacağım. Şu 3 taneyi ayırıyorum. Şimdi ganajlarını süreceğim. Bu ganaj Belçika çikolatası ganaj. Aslında farklı Belçika çikolatası var. Bu pastacılık çikolatası. Yani akışkanlık oranı düşük. Yani akışkanlık oranı az olan. Bize pastacılıkta akışkanlık oranı az olması gerekiyor. Sebebi ise şimdi göreceksiniz. Pastayı koyduğunuz vakit, pastanın kekin üzerine koyduğunuz vakit akıyor. Bu da hiç istemediğimiz bir durum. Çünkü bizim işimizi zorlaştırıyor. Pastanın en üstüne de şu katmanı koymadım. Yani en üstteki katmanı koymadım. Bunu araya koyacağım. Çünkü en üstünün düz olmasını istiyorum. Şimdi kekimi şöyle hafif her tarafına ıslaklık gelecek şekilde ıslatıyorum. Dondurucuk dağları pek önermiyorum kullanmanızı. Çünkü arasından akma yapabiliyor. Ama bunu komple biz ne keki çikolatalı yaptığımız için, yani ganajdan kapatacağımız için bunda bu pasta böyle bir sıkıntı olmayacak. Şimdi ben bu son bir katmana daha su koyacağım. Şekerli sudan.
kadar ganaj var ama yetmezse içeride tekrar bir ganajım var. Onu getirip süreceğim. Ben ganajı kalın, yani kalın bir formatta seviyorum. Ve içine malzemeleri yerleştiriyorum. Yani hani ilk önce ganajı sürüp ondan sonra malzemeyi koyup içine yedirmeye çalışıyorum. Ganaj bitter, çikolata ganaj ama içine süt kreması konduğu vakit biraz yumuşama oluyor, yani komple bitterin tadını almıyorsunuz. Çünkü oranı düşük, yani ben şimdi bunun daha yumuşak olmasını istediğim için 200 milim süt kremasına 175 gram bitter çikolata koydum. Gördüğünüz gibi daha donmadığı için, yani çikolata daha ganaj daha yumuşak olduğu için donması lazım. Bunun donması için de dedim bir malzemeyi koyup tek tek donduracağım bunları. Yani tek tek derken hepsi tek tek donacak ama aynı anda donacak. Bunun sebebi ise donmasının, şimdi net kekte üst üste koyduğunuz vakit aralardan, hani mesela biz bunu ben malzemesini koyayım, üst üste koyayım, o zaman yanlardan akma yapabilir. Onu yapmasını istemediğim için de tek tek donduruyorum. O zaman hem çalışmam kolaylaşıyor hem de daha rahat ediyorum. Şimdi krokanlarımızı koyuyoruz. Çok fazla dibe gitmedim gördüğünüz gibi. Çünkü yanlardan akma yapacak malzeme koyduğum için. Krokanları da bu arada çok dip sıraya dizmemeye çalışıyorum. Sebebi ise dediğim gibi üst üste bindiği vakit bu sefer malzeme yanlardan fırtınama yapıyor. Bu da dış kısmını çalışırken çalışmamda zorluyor beni. Gördüğünüz gibi bakın fırtınama oldu. Ama şimdi bunu ellemeyeceğim çünkü ellersem akacak. Bunları daha sonra tekrar koyacağım. Birazcık donduracağım bunları. Krokanları ben iri iri kesiyorum. Çünkü aralarda tabii yine minikler oluyor ama iri iri daha iyi gibi geliyor bana. Hem de yükseklik, pastaya yükseklik katıyor. Gördüğünüz gibi içine şey yapıyorum, sıkıştırıyorum ki içinde hani kalsın. Çünkü ganaj üstü hani birazcık sert bir katman koyarsam, nasıl diyeyim, krema birazcık sert olup üzerine bolursam bu sefer arada boşluk oluşuyor. Kekler üst üste bindiği zaman bu sefer yanlardan pörtleme yapabiliyor. Bundan ötürü içine böyle hani yerleştiriyorum. Bu arada bu benim ilk pasta çekimim. İzmimi yapacağım ama nasıl olacak tam bilmiyorum şu anda. İçin. Hem de gün ışığındayken bütün pastayı bitirebilmek için. Aslında bu pasta yarın pastası. Fakat göreceğiniz vakit videoyu çekimine yetişmeyecek. Çünkü üzerinde birkaç figür olacak. Ben sadece şimdi size Nel Kek'in temel yapım kısmını göstereceğim. Yani 3 pastayı yapmamızı şu anda size göstermeme gerek yok. Çünkü hepsi aynı aşamada olacak. Sizin göreceğiniz kısım şu anda tamamlandı sayılabilir. Ben şimdi bunları dolaba koyup yaklaşık yani minimum bir 5 dakika bekletir. Hatta 10 dakika olabilir. Yani minimum 5-10 dakika dursun, daha fazla durması da olabilir. Önemli olan şu ganajın sertleşmesi. Yani birazcık hani sert bir katman olması ki üst üste koyduğunuz zaman kekleri
kremalar yanardan akmasını sağlama, hani kremalardan kremaların akmasını önlememiz gerekiyor. O yüzden ben şimdi bunları dolapta donduruyorum. Şimdi ganajımız birazcık sertleşti. Bakalım şöyle göstereyim. Yine hafif yumuşak. Gün ışığı gideceği için birazcık erken çıkarttım. Daha da dondurabilirsiniz. Daha sert olabilir. Ben şimdi size yapımını göstermek için şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi malzeme bayağı fazla. Ve ben biraz yapıştırmak için üstü alt katmanı çok az da ganaj sürüyorum şu anda. Hem de aradaki boşlukları hafif almış oluyoruz. Şöyle tam ortalayarak yani pastayı şöyle elinizden bir yoklayın. Hani yamuk olmasın. Tekrardan. Bunun üstünde koyabilirsiniz ama tekrardan ganajımızı koyalım. Şöyle. Çıplak pasta en zor kısım ise bol malzemeli. Yani iç malzeme gördüğünüz gibi fıstık kroketini bayağı fazla koydum. Bir net kek yapmak çok zor. Şimdi şu üst kısmına da şöyle baktım. Evet, hani gayet hani eşit oranda. Tekrardan çok az bir ganaj koyuyorum. Böyle. Ondan sonra bunu da ben ıslatmıştım zaten önceden. En üstüne koyuyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir yüksek bir net kek oldu. Burada elim bayağı bir çikolatalandı. İlk önce yanlarından başlıyorum. Çünkü yanlarını pürüzleştirmem lazım. Şöyle yumuşak bir şekilde. Yanlardan başlamamın sebebi en üstüne koymam benim bir işim ilk önce de kolaylaştırmayacak. Yanlarını pürüzleştirdikten sonra üstüne kremayı sürmek benim için daha rahat. Çünkü üstüne sürtüyorum vakit üstüne baskı uygulamış olacağım. O yüzden yanlardan daha da fazla fırtınamasına sebep verebilirim. Ama yanlardan başlarsam eğer ilk önce yanlarını kapatırsam üstünü en son işim bittikten sonra sürmem. Benim işimi kolaylaştıracaktır. Şu anda etrafı yani gördüğünüz gibi çok muntazam değil. Ama fazla oynamıyorum. Çünkü bu şekilde donmasını istiyorum. Yani bu katman donsun ki üstüne tekrardan ben çikolata ganaj geçeceğim. Evet, şu an kekim dondu. Bu keki dışına tekrardan bir ganaj koyacağım. Olmayacak yanları. Doğal ağaç görünümü olacak. O yüzden kenarlarını çatal yardımıyla doğal ağaç görünümü sağlayacağım. Aşamada buna doğal ağaç görünümü vereceğiz dedim. O yüzden şöyle şimdi çatalın ters yüzüyle şöyle birazcık biz göremiyorsunuz. Şöyle gitmen lazım. Birazcık şöyle çatalı oynata.
hazırlamış olacağım. Bunun için doğal ağaç görünümlü bir taban hazırladım. Bu şekilde üstlerine daha birazcık pudra şekli serpeceğim. Ve doğal ağaç görünümlü bir renkli kek hazırlamış olduk sizlerle birlikte. Umarım bu videomuzun için yararlı olmuştur.